O, şarkıları, oyunculuğu, özel hayatı, zaman zaman da yaptığı dobra açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen isimlerden biri. Onun güzelliği karşısında erkekler uzun yıllar soluksuz kaldılar. Her lafı, her yaptığı olay oldu. İşte güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Hülya Avşar'ın dünden bugüne hayat hikayesi. 10 Ekim 1963 yılında Prebat Kürt aşiretine mensup Emral ve Celal Avşar'ın ilk çocuğu olarak Edremit Balıkesir'de dünyaya geldi. Babası Celal Kürt, annesi Emral ise Türk kökenli bir aileden geliyordu. Anne tarafından Balıkesirli olan Avşar, baba tarafından aslen Hasköy Ardahanlı'dır. Babası polis, annesi ise devlet memuru olarak çalışıyordu. Hülya küçük yaşlarında ailesi tarafından Kürtçe Malakan Curri diye çağrılırdı. Bu söz sarışın anlamına gelmektedir. Çocukluğuysa Ayvalık'ta anneannesinin yanında kalabalık bir çocuk grubu içinde geçmiştir. Bu yüzden ilkokulu da Ayvalık'ta okudu. Ankara Cumhuriyet Lisesi'nden mezun olan Afşar kızı, orta öğrenimini tamamlamasının ardından eğitim hayatına devam etmemiştir. Baba Celal Avşar, kızının iyi yetişmesi için elinden gelen her şeyi yapıyordu. Daha küçük yaşlarda Hülya yüzme öğrenmiş, lisanslı birer yüzücü olmuştu. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan ünlü sanatçı, tenis sporuna da tutkuyla bağlıdır. Lise yıllarında Avşar kızı sadece okuduğu lisede değil, neredeyse bütün Ankara'da herkesin birbirine gösterdiği güzel bir genç kızdı. Eğitim hayatını sonlandırmasının ardından ilk evliliğini 1979 yılında ziraat mühendisi olan Mehmet Tecirli ile yapan Hülya Avşar'ın bu evliliği çoğu kişi tarafından bilinmiyor. Ailesinin itirazına rağmen 16 yaşında yaptığı bu evlilikse çok uzun soluklu olmadı. Eşinin memleketi Antakya'da tam bir ev kadını olan Hülya bakkala bile gidemiyordu. Henüz 17 yaşındaydı. Mutluluk getirir diye çocuk yapmaya karar verdi. Ama bu da ona mutluluk getirmedi. Bir röportajında böyle söylemiştir: 16 yaşında çocuk doğurması gereken bir ev kadını olmuştum. Evliliğimin ilk 5-6 ayı hamile kalamadım diye kısır olduğumu düşünmeye başlamışlardı. Kendimi damızlık gibi gördüm. Hamile kaldım. Hiçbir şey değişmedi ama. Hamile olmasına rağmen 1981 yılında Mehmet Tecirli'den boşanıp İstanbul'a yerleşti. İstanbul'da bir akrabasının bürosunda tanıştığı ünlü reklamcı Nail Keçili ona şöhretin kapısını araladı. Hülya Avşar'ın güzelliği karşısında şaşkına dönen Keçili ona bir şampuan reklamında oynamasını teklif etmiştir. Maşallah, şuna bak. Tam 2 yıl sonra katıldığı Kainat Güzellik Yarışması'nda birinci seçilen Hülya Avşar'ın tacı bir gün sonra çıkan haberlerin ardından geri alındı. Basına sızan evli olup ayrıldığı belgeleri yüzünden kurallara aykırı olduğu gerekçesiyle birinciliği iptal edildi. Tacı elinden alınan bahtsız güzel olarak adlandırılsa da aslında bu olaydan sonra ünlenmiş, reklam ve hatta oyunculuk teklifleri bile gelmeye başlamıştır. Bu teklifleri güzel değerlendiren Afşar kızı reklamlarda boy göstermeye başladı. İlk evliliği ortaya çıkınca basında Hülya Avşar'la ilgili dikkat çekici bir köşe yazısı yayınlanmıştı. Bu iddiada Helen Afşar'ın Hülya'nın kardeşi değil, öz be öz kızı olduğu söyleniyordu. Resmi kayıtlara göre Helen 1978 doğumlu, Hülya ise 1963. Aralarında 15 yaş fark var. Peki bu söylenti nasıl çıktı? İşte Ali Eyüboğlu'nun ilginç yazısı. Hülya Avşar'ın yeni yeni şöhreti yakaladığı yıllardı.
Trabzon'un Sürmene ilçesine 3 Halkı 25 adlı filmini çekmek için gelmişlerdi. Afşar filmde başrolü Hakan Balamir'le paylaşıyordu. Sürmene Afşar kızı sayesinde ilgi odağı haline gelmişti. Hülya Afşar'la bir röportajda ben yapmıştım. Biz röportaj yaparken sürekli ortalıkta dolaşan, otelin lobisinde koşup oynayan, Emre Hanım'a anne diye seslenen henüz 3-4 yaşlarındaki küçük kız dikkatimi çekmemişti. O dönem magazin medyası dul olduğu ortaya çıkan Hülya Afşar'ın çocuğu olup olmadığını sorguluyor, çocuğunu medyadan sakladığı iddia ediliyordu. Bu bir fırsat olabilirdi. Herkesin merak edip aradığı Hülya Afşar'ın kızını ortaya çıkarabilirdim. Küçük kızı Hülya Afşar'ın kızı olarak sunma fikri cazip gelmişti bana. Sonunda kararımı verdim ve uygulamaya koydum. Sonrasındaysa Helin Afşar'ın Hülya'nın kardeşi olduğu ortaya çıkmıştı. Helin Afşar medyada sıkça gündeme gelmesine rağmen diğer kardeşleri Leyla Afşar kameraları pek sevmiyor ve Tunç Atak isimli bir iş adamıyla evlenerek Ankara'ya yerleşmiştir. 1983 yılında Hülya Afşar'ın yaşamının dönüm noktası dediği Fikret Hakan ve Salih Güney ile başrollerini paylaştığı Haram filminde rol aldı. Bu filmin ardından 1984 yılında Kenan Kalal'la birlikte Tutku filminde yer aldı. Bir yıl sonra ise Tele Kızlar, Sekreter gibi filmlerde kariyerine devam etti. İbrahim Tatlıses'le birlikte rol aldığı Mavi Mavi dizisiyle de ününe ün kattı. Türk sinemasının aranan yüzlerinden olan Afşar kızı, güzelliğiyle de herkesin konuştuğu bir isim haline gelmişti. 1980'li yılların sonundaysa oyunculukla yanı sıra müzik hayatına da geçiş yapan Afşar, az solist olarak sahnelerde yer almaya başladı. Hülya Afşar o sıralar Coşkun Sabah'la duygu yoğunluğu yüksek bir ilişki içerisindeydi. Ünlü ud sanatçısı olan Coşkun Sabah'la müzik çalışmaları yapmak için tanışmış ve kısa sürede aşk yaşamaya başlamışlardı. Ancak bu aşk Coşkun Sabah'ın askere gitmesiyle sekteye uğradı. Askerdeyken Hülya'yı her fırsatta arayan Coşkun Sabah, anne Emral Afşar tarafından evde yok cevabıyla karşılaşıyordu. Coşkun'un bu çabaları ise askerlik boyunca boşa gitti. O dönem bir de Galatasaray'ın efsane futbolcusu Tanju Çolak vardı ki memleketin dört bir yanında gol kralı olarak anılmaya başlamıştı bile. Samsun Spor'da oynarken verdiği ilk röportajında en büyük üç hayali soruldu Tanju'ya. Tanju Çolak'ın cevapları ise hem şaşırtıcı hem de netti. Güzel bir spor araba, benzin istasyonu sahibi olmak, bir de Hülya Afşar. Hülya Afşar'a olan hayranlığını dile getirdiğinde henüz bekardı Tanju Çolak. Ancak ilişkileri başladığında Tanju evlenmiş, hatta eşi Aysu Hanım'la bir bebek bekliyorlardı. O dönem Hülya Afşar ve Tanju Çolak birlikteliği magazin gündemine damga vurmuştu ve bu yılın olayı adlandırılmıştı. Zina davası açılması sonucu mahkemede Hülya Afşar'ın savunması, "Biz Tanju ile ileri derecede arkadaşız" şeklindeydi. Bu davadan sonra Tanju Çolak hızla çıktığı kariyer merdivenlerini bir o kadar da hızla inmeye başladı. Tanju'nun bu düşüş sonucunda ikili 3 seneye yakın devam eden ilişkilerini noktaladılar. Hatta Hülya Afşar Aysu Çolak'ı arayıp "Ben çok pişmanım. Gencim, hata yaptım, aşık oldum. Onun için de senden özür diliyorum" diyerek pişmanlığını dile getirmişti. Tanju Çolak'sa yıllar sonra verdiği bir röportajda "Medeni durumumuz uygun olsaydı Hülya ile evlenebilirdik" açıklamasında bulundu. Bu olaylı süreçten sonra kariyerine odaklanan Hülya Afşar, 1989 yılında Sinema Yazarları Derneği'nin düzenlediği yarışmada en iyi kadın oyuncu seçildi.
Bir yıl sonra ise başrolünü Yaman Okay ile paylaştığı Benim Sinemalarımdaki rolüyle 9. Uluslararası Tahran Film Festivali'nde jüri özel ödülü aldı. 1993 yapımlı Sinan Çetin'in yönetmenliğini yaptığı Berlin'in Berlin filmiyle ise Uluslararası Moskova Film Festivali'nde ise en iyi kadın oyuncu ödülünü almaya hak kazandı. Yıl 1995. Hülya Avşar başarılı oyuncu Mehmet Aslantuğ ile evlilik ve aşk ilişkilerinde mutlu olamayan bir kadının öyküsünün işlendiği Bir Kadının Anatomisi isimli filmde oynadı. 1995 yılının son günlerinde yayınladığı Yarası Saklım adlı albümüyle döneme damgasını vurdu. 1997 yılında ise 3 aylık hamileyken yıllarca aşkla bağlı kalacağı isim olan Kaya Çilingiroğlu ile Paris'te nikah masasına oturdu. Bu evlilikten şimdilerde 23 yaşında olan Zehra adında bir kızları olan çiftin evliliği Kaya Çilingiroğlu'nun Feraye Tanyolaç'la olan ilişkisi yüzünden sonlandı. Sarsıntılı biten bu evliliğin ardından Hülya Avşar, Saadettin Saran'la yeni bir aşkı yelken açtı. Bu birliktelik ise sadece 4 yıl sürdü. Çektiği filmler ve çıkardığı albümlerle şöhret basamaklarında bir bir yükselen ancak bununla yetinmeyen Hülya Avşar, şarkıcılığın ardından program sunuculuğu ve tiyatro oyunlarında da yer almaya başladı. Show TV'de program sunuculuğu yaptığı dönemde gerek konuklarıyla gerekse de skandallarıyla uzun süre ses getirdi. İlk tiyatro deneyimini ise 2002 yılında Mazlum Kiper'in yönettiği Bugün Benim Doğum Günüm adlı tek kişilik oyununda yaşadı. Daha çok sinema filmlerinde görmeye alıştığımız Hülya Avşar, ayrıca 2004 yılında televizyonda ünlü oyuncu Cihan Ünal ve Deniz Çakır ile birlikte Kadın İsterse adlı dizide başrol oynadı. 2005 yılında eşi Kaya Çilingiroğlu'dan boşanan sonrasında Saadettin Saran'la 4 yıldır süren ilişkisini de noktaladıktan sonra olaylı aşk hayatına ara verip kariyerine yönelen Avşar kızı 2009-2012 yılları arasında Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını yaptığı Yeteneksizsiniz isimli yarışma programında jüri üyesi olarak yer almıştır. 2015 tarihinde ise Kösem Sultan dizisinde Safiye Sultan'ı canlandırdı. Daha sonra gelen program teklifini kabul ederek Bir Hülya Avşar Sohbeti isimli programın sunuculuğunu yaptı. Bu programa davet ettiği eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na "Beni neden aldattın?" diye soru sormasıyla dikkatleri üzerine çekti. Programın bitmesinin ardından uzun bir süre ekranlara ara verdi. Şimdilerde ise başarılı oyuncu Masumiyet dizisiyle ekranlara hızlı bir geri dönüş yaptı. Peki sizlerin ünlü sanatçının adını duyduğunuzda hangi unutulmaz rolü ve şarkısı aklınıza geliyor? Yorumlarda Hülya Avşar'la ilgili düşüncelerinizi yazmayı unutmayın.